Euzubillahimineşşeytanirracim. Arkadaşlar, Nuh'un gemisi Kur'an sohbetlerimize hoş geldiniz. A'raf suresi 172. ayetten Allah nasip ederse devam edeceğiz. Okumaya ve anlamaya çalışacağız. Burası biraz soğuk. Ben de biraz hastalanmışım. Üzerinize afiyet. O yüzden böyle modla çıktım karşınıza. Kusura bakmayın. Kol mu şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allah'a sığınarak sohbetimize başlayalım arkadaşlar. Evet, 172. ayetteyiz. A'raf suresinde. Bismillah. Ve senin Rabbin her ne zaman Adem oğullarının sürplerinden onların soylarını çıkaracak olsa onları kendileri hakkında tanıklık etmeye çağırır. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar cevaben elbette derler. Buna tanıklık ederiz. Bunu böylece hatırlatıyoruz ki kıyamet gününde doğrusu bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yani bu çok tartışılan bir ayet-i kerime, biliyorsunuz yani çok meşhur. Aslında çok açık yani sonraki süreçlerle alakalı. Yani insanlığın yeryüzündeki serüveninde Allah'ın onlara elçiler gönderdiğini, göndereceğini. Ya bunu bir kısa bir şekilde, kısa bir kurguyla aslında dile getirmiş Kur'an-ı Kerim. Yahut aslında biz, önce biz değil, atalarımızdı Allah'tan başkasına tanrısal nitelikler yakıştıranlar. Biz sadece onların izinden yürüyen bir kuşağız. Öyleyse batılı ihdas edenlerin işlediklerinden dolayı bizi mi helak edeceksiniz, edeceksin demeyesiniz. Evet. Ya öncekileri de suçluyorlar zaten. Şimdi dolayısıyla hem fıtraten aslında, hadi o alana girmiş olursak eğer, hem fıtraten böyle bir şey mümkün. Yani insanın kendi Rabbini bulması, ona yönelmesi, daha sonra değişik sosyal, siyasal, toplumsal gerekçelerle, ayartılarla oradan uzaklaşması filan. Bu mümkün. Kendi fıtri yolculuğu mümkün. Şey yaptıktan sonra, tevhid, vahiy ona ulaştıktan sonra tekrar şirke dönmesi mümkün. Kur'an-ı Kerim bunu defaatle anlatıyor. İşte diyor ki, iman ettikten sonra topukları üzerine dönenler. Yani böyle bir şey var. Ya böyle bir şey var kıymetli arkadaşlar. Ya bunu biz gündelik hayatımızda da yaşıyoruz zaten. Ya bunun illaki, ya ben işte dinden çıktım, başka bir dine geçtim, ateist oldum, Budist oldum, Hristiyan oldum, deist oldum filan demesine gerek yok. Yani gündelik, rutin bir takım ibadetleri bile yapıyor olabilir, haftalık ya da yıllık, neyse. Ama öz olarak, ideolojik olarak onun ilkelerine uymuyordur. Artık o itikadi çizgiden sapmıştır. Yani onu umursamıyordur. Dolayısıyla elçiler gelmeden, bir insana bu manada hakikat tebliğ edilmeden nasıl olur da Cenab-ı Allah onun anlamadığı bir zaman diliminde onun işte evet dediğini efendim söyleyerek onu bir takım sorumluluklar altına sokar? Yani bence o şekilde olmaz. Bence değil yani, Kur'an-ı Kerim mantığına göre öyle. Yani Hazreti Peygamber'e diyor ki, bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Dalaletteydin diyor. Ya tabii ki vahiy gelmeden ne olacak? Yani dalalette olacak yani herkes. Evet. Hatta burada geçmişleri de suçluyorlar. Biz onları takip ettik filan diyorlar. İşte biz de bu ayetleri böyle açık açık dile getiriyoruz ki günah işlemiş olanlar belki bizden yana dönerler. Evet, bakın yani burada henüz şey olmamış, siz söyleyin. Tanışmamış yani vahiy ile. Vahiy geldikten sonra tekrar uyarıyor. Atalarını takip etmiş. Ataları yani yakın dönemde uyarılmamış. Tabii ta İbrahim zamanında öndeki Resuller filan. Onlar ayrı. Efendim, dolayısıyla Cenab-ı Allah onların üzerine böyle gazaplanıcı bir şekilde yani gidecek değil yani. Zaten onu konuştuk yani, rahmeti gazabını geçiyor her türlü. Dolayısıyla ne zaman vahiy gelirse ondan sonra diyor, belki diyor, bizden yana dönerler. Bakın ne kadar tatlı, ne kadar güzel. 175. ayetten devam ediyoruz.
Ve kendisine mesajlarımızı lütfettiğimiz halde onları bir kenara atan kimsenin başına gelecek olanı anlat onlara. Aman Allah'ım. Yani Allah insan yani. İnsanı Allah yaratmış. İstese başka hiçbir şeye ibadet edemez. Tanrısal nitelikler yakıştıramaz. Olduğu gibi şey yapar. Yani kendisine kul yapar. Hatta köle yapar. Bilinç irade vermez. Ama ona değer veriyor. Arkadaşlar Allah insana çok değer veriyor. Muhatap alıyor. Bakın bütün bu Kur'an-ı Kerim, bütün önceki Resuller, önceki vahiyler hepsi insanları ikna etmeye dönük değil mi? O yüzden biz de Cenab-ı Allah'ın bu tutumunu örnek alacağız yani hayatımızda. Aceleci olmayacağız. İnsanlar yoldan çıktı. Vay efendim şu adamı ben yanına gitmem. O kim oluyor? Böyle bir insan yanına mı gidilir? İşte Hazreti Ömer'e örnek veriyorum bu gibi durumlarda. Biz olsak bugün vay işte kendi çocuğunu kızını diri diri toprağa gömen adama ne anlatacaksın kardeşim? Bu adamın artık yani kalbi tamamen kararmıştır filan. Yani derdik belki büyük ihtimalle ama öyle bir şey yok. Ne diyoruz? Bir de bizim bir şeyimiz var. Atasözümüz çok güzel bence. Çıkmamış candan umut kesilmez. Hala yaşıyor. Hala diri. Mesela sabah melikesi Müslüman oluyor. Olabilir. Bugünün zalimleri, diktatörleri Müslüman olabilir. Bugünün zalimlerini, diktatörlerini destekleyenler vahiy ile tekrar kendilerini sorgulayabilirler. Dolayısıyla onu da önceki ayetlerde okumuştuk zaten. Ne demişti? Niye öğüt verip duruyorsunuz? Orayı tekrar okumak istiyorum izninizle. 164. ayette. Diyor ki Allah'ın zaten ortadan kaldırmak yahut en azından zorlu bir azapla cezalandırmak üzere olduğu bir topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz? Bir ortadan kaldırmak üzere olduğu yani gazap gönderecek ve bu surette cezalandırmış olacak ya ramak kalmış yani çok az. Niye diyor bunlara öğüt veriyorsun diye sorduklarında bu erdemli kişiler, vahyin takipçileri, takva ehli kişiler ne diyorlarmış? Nasıl cevap veriyorlar? İki türlü efendim. Bir, Rabbinizin ve Rabbimizin katında şöyle, özür dilerim, Rabbinizin katında sorumlu olmayalım diyor. Ya diyorlar biz Allah'ın katına çıkacağız insanlar. O da Allah ahiret günü bizi yargılayacak bu kadar ifsat, fitne, fesat varken sen ne yaptın diye sorduğu zaman elbette bir şeyler sunman lazım. Ya o adam olmaz diye uğramadım. Bu kendi çocuğunu diri diri gömüyor. Ona ne gideyim filan diye. O zaten saltanatta iyice yoldan çıkmış. Ona gitmedim. Ya kardeşim ne yaptın o zaman ya? Karşılarına dikilmedin mi ya? Bir pankart da mı açmadın filan? Bir bu. Bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Sonuç Allah'tandır. İnsanlar diyor ki pankart deyince hani böyle eylem yapıyorsunuz, bağırıyorsunuz, yürüyorsunuz. Yahu sen hakka, adalete, hakikate çağır da sonuç Allah'a kalsın. Senin görevin o, senin cihadın o değil mi? Nitekim belki diyor bir de bu bozguncular belki böylece Allah'a karşı sorumluluk bilincine erişirler diye böyle yapıyoruz. Belki takva ehli olurlar. Bilemezsiniz yani. Muttaki olurlar. Kalpler Allah'ın elinde değil mi? Ya onları biz çekip çeviriyor olsaydık, onlar üzerine bir tahakküm gücümüz olsaydı zaten yalvar yakar, ya etme tutma efendim diye yanına gitmezdik. Bir talep ederdik. Hop, adam şirkten tevhide geçti, zulmünü durdurdu filan. Hayır, kapışmaya devam edeceğiz. Mücadele etmeye arkadaşlar devam edeceğiz. Evet, ne diyor? Orayı tekrar okuyayım 175 ve kendisine mesajlarımızı lütfettiğimiz halde onları bir kenara atan kimsenin başına gelecek olanı anlat onlara. Yani Allah yaratmış dedik az önce. Yani hayatı zaten lütfetmiş, var etmiş. Bir de ona hakikati iletiyor. Onun için Resuller tayin ediyor. Kitaplar gönderiyor. Şuna bakar mısınız yani? Sayısız. Kur'an'da bir kısmı anılıyor. Bütün buna rağmen diyor sevgili arkadaşlar. Bütün buna rağmen efendim yani lütfettiğimiz halde onları bir kenara atan kimse yani onları bir kenara atıyorlar. Allah ona kıymet vermiş.
bütün vahiyler boyunca en son Kur'an vahiy yoluyla ama bir kenara atmışlar. Bakalım nasıl anlatacak. Şeytan yetişip yakalar onu. Tabi şimdi Allah'a teslim olmazsa kimin alanına girecek? Şeytanın alanına girecek. Kur'an-ı Kerim iki ayrım yapıyor değil mi? Ya Hizbullah olursunuz, Allah'ın hizbi, Allah'ın taraftarı, Allah'ın grubu. Ya Hizbi şeytan olursunuz, şeytan taraftarı, Hizb. Tabi bu kavramları bugün değişik örgütler kendilerine isim alarak alabilirler. O ayrı hikaye yani. Bugün Muhammed ismini, İsa, Musa, İbrahim ismini alan bir sürü iyi ya da kötü insan vardır. Onu mevzu bahsetmeyelim lütfen. Dolayısıyla Kur'an'ı ifadeyle o şekilde. Şimdi ne oldu? Allah'ın hizbi olmadığın, Allah'ın grubu, taraftarı, cemaati, efendime söyleyeyim, onun yanında duranlarda olmadın. O zaman şeytan çok seviniyor. Şeytan yetişip yakalar onu diyor arkadaşlar. Oh diyor bak, bu da işte Muhammed'in peşine gitmedi. Bu da İsa'nın, Musa'nın, İbrahim'in, Nuh'un, Hud'un, Salih'in peşine gitmedi diyor. Onların peşine gitmeyen kim tuzağına düşecek? Kimin avucuna düşecek? Şeytanın avucuna düşecek. Şeytanın tuzağına düşecek arkadaşlar. Maalesef. Şimdi burada temsili bir anlatım. Yani temsili derken olanı anlatıyor aslında ama bir kurgu, somut bir kurgu şeklinde bize aktarıyor Kur'an-ı Kerim. Efendim, şeytan yetişip yakalar onu ve o da başka niceleri gibi vahim bir sapışla sapıp gider. Yazık yani. Bir insan kendine bu kötülüğü neden yapar? Şimdi yani şöyle realiste düşünebilirler. Yani böyle çok manevi, metafizik yani bir takım düşünceler içinde olmadığını varsayalım. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu ekolojik, sosyolojik, bireysel, siyasal, toplumsal, ahlaki ödevler, yükümlülükler, sorumluluklar hakikaten çok eşsiz, benzersiz. Paylaşım, dayanışma, ıslah sorumluluğu, ifsada karşı direnme sorumluluğu çok muhteşem değil mi? Ya bunu tümüyle haşa ve haşa ama hani şey olsun anlaşılsın diye söylüyorum. Dünyevi bir ideoloji olarak yani düşünsün diyelim bir insan. Ya burada soruyorum size yani yeryüzünde kötülük olarak efendim tesirler bırakabilecek neler var? Ne diyor? Paylaşın diyor, infak edin diyor, bölüşün diyor. Yeryüzünü ifsad etmeyin diyor düzene konulduktan sonra. Karaya ve denize sahip çıkın. Topluma sahip çıkın. İnsanlara, halklara sahip çıkın. Fitne fesat olmayın. Zulme karşı yardım isteyenlerin yanına koşun diyor. Ne diyecek daha yani? Ne kadar güzel. Kadın erkek. İyiliği emretme, kötülüğü nehyetme. Sorumluluklarınız var. Dolayısıyla kadın ve erkek birlikte hareket edin. Erkekler kadınları ezmesin. Zalim diktatörler, krallar olup da halkları ezmesin. Ya neler söylüyor? Neyini istemiyorsunuz? Tabii siz sınıflı toplumlar istiyorsunuz. İşte Firavun bunun temsili yani. O diyor ya, Firavun'un çevresindeki soylular. Bir de kendilerini soylu ilan etmişler. Yani grup yorumun marşını, bestesini çalıyoruz ya meydanlarda. Tankınızı, topunuzu, soyunuzu, sopunuzu atacağız yurdumuzdan diye. Neye göre? Kimsin yani? Neyin soyluluğu bu? Bu talan, yağma, soygun yani. Soygun düzeni. Soymaktan yani. Neyse. Evet. Evet kıymetli arkadaşlar. Böylece sapıp gittiler kendi tercihleri. Maalesef buna sebebiyet verdi. 176. İmdi biz eğer dileseydik onu ayetlerimizle yüceltir, üstün kılardık. Fakat o hep dünyaya sarıldı ve yalnızca kendi arzu ve heveslerinin peşinden gitti. Dileseydik derken ya niye dilememiş, yazık değil mi filan anlamında değil. Bu tercümelerde böyle küçük ince hatalar var. Yani biz diyor bizim buna gücümüz yeterdi diyor ama tercihi ona bıraktık demek istiyor. Yani dileseydi vahyimizde onu zaten ayetlerimizde onu destekledik aslında. Ayağına peygamber gönderdik ya. Hani Ebu Cehil'in çadırı Hüseyin abi, Hüseyin Alan abiye de selam olsun. Hep bahsediyor yani çadıra gidiyor 40 gene. Adam işret mi, alemde mi? Ne zıkım yani onlar? Şarap mı içiyorlar yani? Alem mi yapıyorlar? Efendim kötü kötü insanlar. Yanlarına gidiyor, gönül indiriyor. Yani ayağına elçi gönderiyor. Cenab-ı Allah. Vahiy ile tanıştırmak için. Efendim.
Diyor ki yalnızca kendi arzu ve heveslerinin peşinden gitti diyor arkadaşlar. Yani ne diyor? Vettebi'a heva. Ya heva ve hevesini, hevasını, süfli istek ve arzularını diyor. İlah edineni gördün mü? Değil mi? Yani burada da aynı vurgu var. Ya yani illa bir somut bir şeyi tanrı edinmeniz gerekmez arkadaşlar. Yani bu düşünsel, ahlaki, kendi böyle peşinden gitmekten hoşlandığınız tutkular, ya tanrılarınız onlar olabilir. Allah muhafaza buyursun. Bu bakımdan böyle birinin durumu kışkırtılan bir köpeğin durumu gibidir. Öyle ki onun üzerine korkutarak varsan da dilini sarkıtıp hırlar, kendi haline bıraksan da. Yani örnekler de fevkalade çarpıcı bence. Bizim ayetlerimizi yalanlamaya kalkan kimselerin hali işte böyledir. Öyleyse bu kıssayı anlat ki belki derin derin düşünürler. Kışkırtılan bir köpek, üzerine gitsen de işte korkutarak varsan da diyor, kendi haline bıraksan da, böyle vardır böyle dengesiz köpekler. Biz köy çocuğuz, köylerde büyüdük. Böyle ilçeden işte köyümüze bazen yürüyerek gelmek zorunda kalırdık. Araba bu kadar sık olmazdı. Yani bir yerden köpekler çıkar bir mahalleden veya mahallenin olmadığı boş arazilerde başıboş köpekler çıkar. Allah'ım ya Rabbim. Ya niye saldırıyorsun değil mi yani? Yok. Yani seni bir düşman mı bellemiş, ne yapmış? Bir tehdit algısı mı var? Bak böyle bir tehdit algısı aslında. Tamam, benim köpekle arkadaşlar, yani tabiatla teması olmayan insanların Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla anlaması da çok zor açıkçası yani. Allah'ı tanıması çok zor. Ben bunu ısrarla söylüyorum sohbetlerimizde, her zaman, her yerde. Yani söylemeye çalışıyorum. Ya düşünsenize, şimdi burada bir köpek temsili veriyor. Tabiatta bu hayvanlarla bu şekilde temas kurmamış. Şimdi gerçi şehirlerde bir köpek meselesi var. Artık insanlar mı hayvanların alanına çok girdi, hayvanlar mı bu tarafa girdi? Hani Kuzey Ormanları'nın Twitter hesabı falan var, orada güzel şeyler paylaşıyorlar bu mevzudaki tartışmalara ilişkin. Ama sonuçta bir şekilde bu hayvanlarla, gökyüzüyle, ağaçlarla, yıldızlarla, güneşle, geceyle, gündüzle, soğukla, sıcakla, ne bileyim yani, bir temas kurmak lazım. O çamurlarda yürümek lazım, işte meralarda. İşte o karın altında, yağmurun altında hayvanları ot taşımak lazım. Onlara bakmak lazım. Orada yaz ya da kış ayrı ayrı biten sebzelere, meyvelere bakmak lazım. Oradan bakın, şimdi şurada geçen de bahsettim. Yani sağ olsunlar, bizim burada kiraladık ya yeni burayı. Onu bize bıraktılar. Ya o bir güzellik veriyor değil mi? Burada tabii betonun içine hapsolmuş. Allah'tan tam bu taraftan güneş aldığı için o manada güneşten uzak durmuyor ama yani sıkışmış yani bu şehirde. Biz onun varlığıyla bile ne kadar mutlu oluyoruz. Bir de onun bir orman halini ya da bir ovada, kırsal içerisinde bir yol boyuna dikilmiş olduklarını, o hem zaten paylaşıyorsun, ancak zaten sosyal medyalarda paylaşabiliriz yani bu gibi şeyleri. O hale geldik çünkü tabiattan kopartıldığımız için veya kendimiz bile isteye koptuğumuz için oradaki, veya tablo yapıyoruz filan kendimiz, boyama yapıyoruz. O zaman Allah'a giden yolu bulamıyoruz esas itibariyle. Allah'a giden yol bunlar. Bu ağaçlar, gökyüzü, gezegenler, yıldızlar, neyse. O köpekler, kurtlar. Çünkü Cengiz Aytmatov'un kitaplarını okuyun, felakettir. Oradaki hayvanları, ne bileyim kurtları, köpekleri, leoparları, ondan sonra maralları, bir nevi ceylanın bir şeyi galiba, başka bir yakın bir ırkı. Ne güzel anlatıyor. Müthiş yani, hakikaten müthiş. Dehşet atları, evet yani. Orada tabiatı, o stepler uzanıp duruyor. Tarlalar. Yani koyun sürüleri, o yavrulayan, işte kuzulayan koyunlar. Zor koşullarda onları kaybetmemek için insanın verdiği mücadele filan. Dolayısıyla tabiat yerine, ben bugün Üsküdar'dan işte şeye gittim, Ümraniye tarafına, o Dudullu'da indik, diğer metroya geçtik.
Ne durağıydı? Durağın adını unuttum açıkçası da. Orada bir sanayi şeyi var. Ya oraya kadar bir yer altından gidiyorsun yani, düşünsene. Köstebek gibi ışık, işte metronun içinde zaten kitap falan okuyoruz ama yani devam etsem öyle yer altından gideceğim yani ta eve kadar neredeyse. Evin yakınlarına kadar en azından. Yani bu insanın tabiatla nasıl bir teması olabilir? Neyse, bölümü uzattım, hakkınızı helal edin. Bu çok önemli bir şey. Gerçi bu kevni ayetler dediğimiz ayetler bunların üzerine örtüyor. Nasıl bu yazılı ayetlerin, sözlü ayetlerin üzerine örtüyorsa zalimler, bu kevni ayetlerin de üzerine örten bir medeniyet kurmuşlar. Bu modern kapitalist medeniyet bu yüzden kötüdür. Şirk ve zulüm, karanlık, küfür medeniyetidir. Başta her zaman söylüyorum, Franz Kafka'nın Dönüşüm romanı olmak üzere bu tarz rehberlik yapacak eserlerle bunu yeni kuşaklar anlatmak lazım ve bu çevrimden çıkabilmemiz gerekir arkadaşlar. Peki. Bizim ayetlerimizi anlamaya kalkan kimselerin hali işte böyledir. Öyleyse bu kıssayı anlat ki belki derin derin düşünürler. Bir sürü kıssalar var Kur'an-ı Kerim'de. Böyle birebir yaşanmış, yaşanmamış olabilir, mümkün. Rabbimiz bunu anlatmaya değer gördüyse o hikmetin peşinden düşmek de yükümlülük olarak bizim omuzlarımıza tevdi edilmiş demektir. 177. Ayetlerimizi yalanlamaya kalkan toplumun hali ne kötüdür. Bence de yani bu kolay bir şey değil. Cenab-ı Allah lütfedecek. Bir takım ilkeler, ayetler, buyruklar gönderecek. Siz yalanlayacaksınız. Çünkü işledikleri haksızlıklar sadece kendilerini yıkıma götürür. Ya kendi ipini çekmiş oluyor. Az evvel anlatmaya çalıştığımız gibi. Kendi kararnamesini imzalıyor yani esas itibariyle. Evet. 178. Allah kime yol gösterirse gerçekten doğru yola erişen işte odur. Kim yani doğru yol yolcusu kim arkadaşlar? Men yehdillahu fehüvel mühtedi. Yani mühtedi kimdir? Doğru yolu bulmuş olan kimdir? A ideolojisi, B ideolojisi, C fikriyatı, D işte düşüncesi ne? Hayır, hiçbiri değil. İnsanların ürettikleri hakikatten bir takım pay taşıyabilir. Çünkü insan hakikatten birazcık da olsa pay taşıyabilen bir varlık. Yani ortak öz, fıtrat filan bunlardan bahsetmiyor mu Kur'an-ı Kerim? Ne kadar bunun üzerine örterse örtsün. Mesela böyle kiralık katil filmleri filan vardır. O adamın yani çocuğu vardır yani. Akşam çocuğunu sevmeye gider. Bir çiçek bakar, büyütür. İçinde kalmış böyle kırıntıları da olsa, çok düşük oranda da olsa kıymetli arkadaşlar, bir takım güzellik tohumları kalmış. Ya bu çok önemli. Ama bu işte bütüne ulaşamıyor yani, böyle parçalanmış. Hakla batıl iç içe geçmiş. Dolayısıyla daha da tehlikeli bir hale almış. Komple şirk olsa, küfür olsa, zulüm olsa, karanlık olsa insanları aldatmayacak bu durum. Ama böyle alacalı bulacalı, kırçıl olunca ya acaba mı yani hakikat diyebilir miyiz? Vesvesesine, şüphesine yol açacaktır. Dolayısıyla çünkü işledikleri haksızlıklar sadece kendilerini yıkıma götürür. İlkeleri almayınca, vahye teslim olmayınca haksızlık yapacak. Yani başta Allah'a, sonra kullara, yeryüzüne, tabiat, hayvana. Ya her yeri ifsad edecek. Yani yanlış anlaşılmasın, filleri kötülemek için değil. Yani züccaciye dükkanına giren fil gibi yani. O da sağlam bir ürün, cam filan bir şey, bir ürün çıkabilir mi, kalabilir mi geriye? Aziz Allah diyelim. 178. Allah kime yol gösterirse gerçekten doğru yola erişen işte odur. Evet. Ya inşallah Rabbimizin doğru yola eriştirdiği kimselerdenizdir Allah. Yani arkadaşlar Allah inşallah onu bize nasip etmiştir. O yolda ısrarcı olalım. O yola tutunmaya çalışalım. Onun sapıklık içine bıraktığı kimselere gelince büyük kayıp içinde olanlar da işte böyledi. Sapıklık içine bıraktılar. Dünyayı ifsad ediyorlar. Bakın işte güncel katliamlar,
40 bine yakın kardeşimizi katlettiler, şehit ettiler. Küçücük yer, 360 kilometre kare ne demek? 2 milyon 300 bin insan yaşıyor küçücük yerde. Zaten insanların yani gitmeye yerleri yok, açık hava cezaevi gibi filan. Yalıtılmışlar, kıt kanaat geçiniyor çoğu. Ya bu nasıl bir kötülük yani? Ona Yemen sahip çıkıyor diye bütün Amerika'sı, İngiltere'si, efendim Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn'i filan, BAE'si, Kanada'sı, Hollanda'sı, bu nedir ya? Biz de yardımcı olamıyoruz tabii ki yani. 3 tane Ulaştırma Bakanı diyor ki her gün 8 gemi gidiyor İsrail'e diyor ya. Kemal Öztürk işte ya, açın sitesine bakın. Her gün Türkiye'den 8 tane gemi sevkiyat yapıyormuş. Bu da azıcık %30 düşmüş hali gemi sevkiyat. Uçaklar ayrı. Ya MNG Holding'in herhalde kargosunu satmış DHL'ye. O da ayrı hikaye. Yani yaptığı her gün ayrı bir sevkiyat. Ceyhan'dan petroller, şunlar bunlar bilmiyoruz ya. Bunlar hesaba ne kadar dahil. Akıyor. Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan petrol. İsrail tanklarına gidiyor. İşte kardeşiz, Müslümanız. Ya ne diyorsunuz ya? Ne dağıtıyorsunuz böyle? Müslümanları vur. Müslüman olmasın. Garip kurabayı vur. Gönderdiğin petrolle kardeşlik, Müslümanlık, bilmem nelik edebiyatı yap. Olacak iş mi? Tamam, sistem içi bir şey ama olsun. Bakın Güney Afrika Cumhuriyeti mahkemeye verdi. Malezya kendi limanlarını kullanıma yasakladı. Kendi gemilerini, yani ülkeye ait gemilerini İsrail'e, İsrail limanlarına gitmesini yasakladı. Bunlar çok mu zor? Bakın arkadaşlar, Türkiye ticareti sıfırlasın bugün. İncirlik, Kürecik üstünü de kapatsın. Anında durur katliam. Ay efendim, biz bedeli ödeyeceğiz. Hepimiz ödeyeceğiz. Bedel hep mazlumlar, aynı kişiler mi ödeyecek yani küçük bir coğrafya? Ya işte bu Filistin'de, ya ne Filistin'den bahsediyorsun? Araplık, Türklük, şu bu mu yapıyoruz? Kürtlük, Çerkezlik mi yapıyoruz? Ezilenlerin yanındayız. Ve bu cepheyi ezilenler kaybederse, siz o zaman görün bütün yeryüzündeki egemenlerin, ezenlerin yeni kibrini, tasallutun. Ya belki orada savaşan çocuk, kadın, ölenler, gerçi onların siyasi bilinçleri çok yüksek de, herkes böyle düşünmeyebilir diyelim. Ama bunun pratik sonucu budur. Allah rahmet eylesin. Roger Garadun'un, hani okumayanlar için, Siyonizm dosyası. Fatih Bütün kardeşim de YouTube'da kaydı var. O da diğer kitabını, İsrail Mitler Terör, onu anlatıyor. Bir bakın ya, bu şu açıkça şunu söylüyor. Siyonist ideallerle siyasi Siyonizm diyor Garadun. İşte emperyalist idealler kesişiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. O yüzden bizim pankartımızda yazan hakikat bizim için. Yani bir kez de haklılık kazanmış oluyor. Emperyalist Siyonist kuşatma. Emperyalizm bakıyor, ne yaparım kardeşim, buraya ben bir karakol dikeyim. Aa, bunlar da siyasal Siyonistler de bir ulus devlet sevdası peşinde. Burayı istihdam edeyim yani. Onun üzerinden, o da bir takım inanmasa da dini, çok güzel anlatıyor Garadun. Dini bir takım gerekçelerle, Tevrat'tan şuradan buradan yanlış yorumlayarak, uydurarak katliamlarını, sömürgeciliğini şey yapsın, meşrulaştırsın. Motive etsin böylece toplumunu, okullarda, askeriyede. Hep aynı şeyler ya, ulus devlet süreçlerinin bir iz düşümü yani. Neyse, konu genişledi kıymetli arkadaşlar. Bunlar bütün işledikleri haksızlıklar. İşte böyle kötü, denizleri kirlettiler, tabiatımızı yok ettiler. Ya gökyüzünü çöplüğe çevirdi, uydu bilmem ne diyerek. Vietnam'ından efendime söyleyeyim, Libya'sına, Irak'ından İran'ına, Yemen'inden Suriye'sine. Ya şu Irak işgali. Ya bunlara bir bakın arkadaşlar ya. Güney Amerika'da, Orta Amerika'da yapmadıkları darbe kaldı mı bunların ya? Çıkardıkları dünya savaşları. Orta Doğu bir türlü bitmez. Ta Uzak Asya'daki Müslümanların hali. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla Müslümanların sürekli üzerine bir baskı. Bir bakın ya, Kızıldeniz hattı boyunca savaş. Yemen kaç yıldır Arabistan'la savaşıyor. Aşağıda Sudan tarafında, Etiyopya tarafında savaş.
Çad Libya tarafında savaş. Sürekli İran muhasara altında. Lübnan'ın da İsrail'in de Filistin'in de zaten sürekli kapışmalar. Irak efendim paramparça. Bunlar yeryüzünü fesada böyle veriyorlar. Hem ahlaken, kültürel ve düşünsel olarak hem bu şekilde. Allah kime yol gösterirse gerçekten doğru yola erişen işte odur. Onun sapıklık içine bıraktığı kimselere gelince büyük kayıp içinde olanlar da işte böyleleridir. Hem kendileri büyük kayıp içinde hem insanlığı ateşe veriyorlar. Son bir ayetimizi okuyup sohbetimizi tamamlayalım inşallah. 179. ayetteyiz kıymetli arkadaşlar. Gerçek şu ki biz cehennem için kalpler olup da gerçeği kavrayamayan... Şimdi cehennem için kalpleri olup da gerçeği kavrayamayan, bakın arkadaşlar, gözleri olup da göremeyen, kulakları olup da işitemeyen, bakın böyle varlıklar var. Kimmiş varlıklar? Görünmez varlıklardan ve insanlardan çok canlar ayırmışızdır. Hayvan sürüsü gibidir bunlar. Hayır, hayır. Doğru yolu kavramakta onlardan da aşağı. Körcesine dalıp gitmiş olanlar işte böyleleridir diyor arkadaşlar. Bildiğimiz bilemeyeceğimiz bütün güçler, el cin tabiriyle ben o şekilde anlıyorum. İnsanlar ve diğer yeryüzündeki bütün varlıklar, bilemeyeceğimiz varlıklar. Allah'ın bir takım güçleri var yani bilemeyiz yani. İşte insanlar için konuşacak olursak kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim haykırıyor hakikati. Resuller haykırıyor. Gönül indirip Ebu Cehil'in çadırına kadar gidiyorlar. Firavun'un sarayına kadar gidiyorlar. Ama onlar kabul etmiyor. Zulüm, şirk, küfür üzerine devam etmeyi tercih ediyorlar maalesef. Ve yeryüzünü ateşe veriyorlar sevgili arkadaşlar. Burada sohbetimizi tamamlayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Orta Doğu'da süreç kızışacağı benziyor. Direniş üzere kalalım. Özellikle kendi yaşadığımız coğrafyadan emperyalistlerin, ABD, NATO üstlerinin sökülüp atılmasını, NATO'dan çıkılmasını, İsrail'e her türlü sevkiyatın durdurulmasını, her türlü diplomatik, ticari, siyasi ilişkilerin kesilmesini talep edelim, ısrar edelim. Arkadaşlar, işbirliği yapan sermayeyi ifşa edelim, onları halkımıza anlatalım. Bu süreci ancak bu şekilde tersine inşallah çevirebiliriz. Direniş üzere kalalım. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.